Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı resmi enflasyon verilerine göre Haziran enflasyonu aylık %1,64, 6 aylık enflasyonda 24,73 oldu. Bu da SSK ve Bağkur emeklilerinin %24,73 zam alacakları anlamına geliyor. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı olan %10'luk artışa ek olarak enflasyon farkı alıyor. Buna göre memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı da %19,31 olacak. Bu zam oranları kök maaşı 10.000 TL altında olan emekliyi kapsamıyor, yani onların maaşı sabit kaldı. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı bugün açıklanacak olan enflasyon rakamlarındaydı. Enflasyon rakamları açıklandı ve zam oranı da belirlendi. Fakat kök maaşı 10.000 TL'nin altında olan emeklilere herhangi bir zam uygulanmayacak. Peki emekliler bu konuda ne düşünüyor? Şu anda Emekliler Parkı'ndayız. Haydi emeklilere soralım. Zor geçiniyoruz yani. 11'de konteynerde. İki emetik ediyoruz. Bir talebim var, yeni mezun oldu. Zor geçiniyoruz. Yani bu kök aylıklarına bir şey yapsalar iyi olur. Ama nasıl yapacağız bilmiyorum yani. Biz hak ediyoruz toplum olarak ki. Bunlara layıkız ki demek ki şey oluyor. Yani 10.000 altına kim geçiniyor? Bir kira 15.000 lira, 20.000 lira olmuş. Sadece emekli maaşıyla geçiniyoruz. Başka hiçbir gelirim yok. Çalışamıyoruz da yani çalışamaz durumdayız ama ne yapacağız bilmiyorum yani. 10.000 lira olur mu ya? Yani komik bir rakam yani adam utanıyor. Nasıl geçinesin 12 bin lirayla? Ben şu anda da işarete gidip çalışıyorum. Emekliyim ama 12 bin lirayı ben ne yapayım? Valla genel emeklilerin durumu hiç iyi değil yani. Emekliler durumu hiç iyi değil. Ha devlet memuru emekliler tamam iyi. Ama normal emekli olanlar mesela 10 bin lira, 11 bin lira, 12 bin lira yani bir şey değil yani. Kızım 10 lira aylık başka gelir yok. 10 lira kira. Nasıl idare ediyorsunuz? Bilmiyorum. Biri o çocuktan alıyor, biri o yardım ediyor. Zorla, rezillikle bu halimiz ne olacak? Yazık oluyor tabii ki yani. Alım güçleri yok. Her şey başlı başına bir zamlı. Yani var da var. Her şey %200 zam gelmiş. Şurada iki yudum çay 10 lira. Bakanlar, milletvekilleri alabildiği kadar alıyor zammı. Mesajlarımız da alıyorlar. Şurada belediye başkanı seçtik. Şuraya gelip de bir halkın içine görükmüyor. Denetleme yapmıyor, zabotası yok, ilgilenmiyorlar. Bu halkla niye ilgilenmiyorlar, halkın içine niye çıkmıyorlar? Yeter ki huzur olsun, Allah sağlık versin, hiç başka bir şey istemiyorum, hiç kimseden istemiyorum. Benim bile sigortam fazla olduğu için ben fazla alayım, 15-17 milyon lira alayım. Onları yukarı çekseler iyi olur. Çünkü millet sıkıntıda ya. Yani çekilecek bir kahır değil. Çünkü bu kadar pahalı. Emeklilerin maaşı çok düşkün. Adaletsizlik var. Birisi 10 bin lira alıp da birisi 35 bin lira almaz. Benimki şu anda yeni 14 küsur oldu. Ama yetmez. Bu 10 lira Ali. Ama adam 5 bin iş gücüyle emekli olmuş. Ben 9 bin iş gücüyle emekli olmuşum. 7 bin iş gücüyle emekli olmuşum. Bu hesaplar hep karıştı gitti. Herkese diye emekliye verin. İstediği kadar verin. Öyle değil. Bunlar tabii ki farklı olacak. Askeri ücretin alttaki emeklilere en azından 3-4 bin lira ek vermesi lazım. Gerçeği bu. İnsanlar geçinemiyor yani. Şurada bir lokantaya gidemeyin, şurada iki bardak çay içemeyin yani bu mudur geçinmek?